Arkadaşlar merhaba, Guardia Türkiye'den sevgilerle. Bu sefer ben size bir yavru teslim videosunu çekiyorum. Guardia Türkiye'de yavru nasıl teslim ediliyor? Şimdi Ali Erdem Bey benim en sevdiğim köpek sahibi olacak insan. Neden? Onu söyleyeyim size. Bir yıl önce takribi buraya geldi. Bütün köpekler hakkında bilgi aldı. Bütün damızlıkları gezdi, gördü. Nokta atışı bir karar verdi. Dedi ki ben Fransız Mastiff'çiyim. Dedik Fransız Mastiff yavrusu yok. Olunca gelirim dedi. Sonra 3 ay sonra bir daha geldi yine. Dedi Fransız Mastiff yavrusu. Dedik yok, kusura bakma. Aradan 2-3 ay daha geçti. Böyle tam çiftliği kapatmışız, gideceğiz. Kapatmayın çiftliği, ben geliyorum, yoldayım dedi. Dedi ki arkadaş çiftliği kapattık yani. Ben anlamam dedi ya, ben müşteriyim dedi yani. Akşam 7'de geldi, burada hepimizi ağaç etti, gezdi. Tamam dedi, gitti. Aradan bir 3 ay daha geçti. Yine dedi ben Fransız Mastiff istiyorum. Dedik yavru var. Evet, bu sefer şaşırdım. Gerçekten şaşırdım bu sefer. Ben bir 2 yıl daha gelirim giderim sonunda alırım diyordum. Oldu. Sonunda oldu. Ama bakın ısrarla 1 yıl, yani 1 yıla yakın bir zamandır sadece istediği ırkı, yani bütün ırkları araştırdı, öğrendi, özellikleri öğrendi. Dedi ki ben Fransız Mastiff'çiyim. Bana Fransız Mastiff. Ne olursa olsun dedi. Yabancı kaynaklardan da izledim. Gerçekten bunun yarışmalarını falan, orada yürüyüşlerini izledim. Oradan da gayet etkilendim. Filmleri, filmleri ne varsa hepsini izledim. Evet, orada sizin önerdiğiniz o filmleri de gördüm, aynen. Bu ayrı bir güzel bir şey ya. Ben bu bak. Biraz önce şey diyordu ya, kız almak daha kolay diyordun. Aynen. Ya kız gibi zaten. Bir geldim, iki geldim, üç geldim galiba dördüncüde. Evet. Dördüncüde. Bir de aradık da çok, Ayşe Hanım da çok aradı. Yani bir telefonu 6-7 kere falan aramıştır sizi diye tahmin ediyorum. Çok artık yapma. Galiba pes edip verdiniz siz. Yok hayır. Hani artık dediler ki hani biraz daha rahat edelim diye. Yeter. Bir dert ortadan gitsin yani. Şimdi arkadaşlar bizden yavru alınırken önce Oya Hanım köpeğin bütün resmi kayıtlarını alıyor. Tek tek bütün kayıtları Oya Hanım yapıyor. Sonra Hüseyin Bey köpeğin komple aşı takvimini hazırlıyor. Ciddi bir seminer veriyor. Beslenmesinden büyütülmesine kadar. Zaten 7-24 danışma hattı var biliyorsunuz. Şehir dışında olanlar için. İzmir'de olanlar için o sorun da yok. Zaten klinik burada. Hemen basıp gelebiliyorlar yani. Biz devamlı gelebiliriz diye düşünüyorum. He. Hem de az önceki kahvaltı muhabbeti vesaire. Biz avantajlı oluruz buraya gelmekle gibi geliyor bana. Evet, bizden yavru alanlara şimdi pansiyonda %50 indirimi var. Eğitimde %50 indirimi var. Klinikte, veteriner kliniğinde %30 indirimi var. Ya bir şekilde zaten bizim isteğimiz yani sizinle dirsek temasında olmamız yani. Çünkü bunun tecrübelisisiniz. Yani çok da bir yer üretiyor diye tahmin etmiyorum. Yok ben pek yok yani. Şu, yani çok yoktur diye tahmin etmiyorum. Yani sizinle dirsek temasında olmak lazım. Arayınca hala telefonlarımızı açın yani. Hani kurtulamadık mı sizden? Hani şey, engelli hep meşgul falan çalıyor olmasın. Ama zaten şey yani biz köpekleri bırakmıyoruz. Aile oluyoruz bundan sonrasında evet. Zaten. Görüşmek mecburiyet. Mecbur mu? Tamam. Bizim kulüp üyeliği var. Ailelerden oluşan kulüp üyeliği. Zaten şimdi takribi bir yıl sonra seninle bir daha video çekeceğiz. Mesela bir yıllık tecrübelerini soracağız. Fransız Mastiff almak isteyenler bir dinleyin bakalım diyecekler. Hadi sen uzak durun kardeşim, lanet olsun mu diyeceksin. Alın besleyin mi diyeceksin. Göreceğiz hep. Valla izlediğim videolardan hiç kötü bir şey diyecekmişim, kötü bir şey, negatif bir şey söyleyecek gibi gelmiyor. Evet. Çünkü bayağı aşıklar. Yani Fransız Mastiff sahipleri köpeğine bayağı aşık. Tabii Avrupa'da şimdi bir söz var. Hani bir insanı bile tarif ederken, duygusal bir insanı tarif ederken diyorlar ki Mastiff kadar yüreği var. Ha işte. Yani yüreği bile Mastiff kadar. Evet. Evet, evet. Ya mesela sizin izlediğim şey vardı. Evet. Bir şey köpeğini nasıl güzel anlatıyor, nasıl güzel anlatıyor. Yani artık etkilenmiş yani gerçekten. Değiştirmişler. Evet. Evet ha. Ya bizim köpekler genelde uğurludur. Bizden köpek alanlar zaman içinde böyle parçayı satın alıyorlar. Arabalarını değiştiriyorlar, çift kabin falan alıyorlar. Sonra buraya geliyorlar. Yaşamımız köpeğe göre şekillendiriyor. Yani bir yoldaş mı buldum ben şimdi? Bir hayat arkadaşım mı buldum? Önemli bir hayat arkadaşı buldum. Çok doğru bir köpek buldum. İyi bir köpek aldım. Mastiff herkese nasip olmaz yani. Yani artık sana hani köpeğinizin cinsi nedir falan diyenlere böyle söylemesi ayıp Mastiff sahibiyim falan diyeceksin yani.
Gerçekten hayat arkadaş olacak gibi bize. Yavrum bize. Arkadaş, Guardia Turca'dan sevgilerle herkesi çiftliğe bekleriz. Görüşmek üzere.